Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi, birçoğunuz beni tanımıyor, ben tıphaneciyim ama bu oturumda ben tıphaneci yapacağım yere koyuyorum. Ben burada benim bilimci olarak size benim bilimi anlatacağım. Açık veriden bahsetmeyecek. Şu anki benim gündeğimde açık veri yok. Çünkü 2000'lerde açık veriyle konuşuyoruz. Fakat bilim adamları veriyi nasıl işliyor? Bunu kaçırdık. Bence önemli olan bu noktayı tespit etmek. Bilim adamları veriyi nasıl işliyor? Ben bir fakültede çalışıyorum. Ve işimin büyük bir kısmında bilim adamlarıyla birlikte veri üzerinde çalışmak oluyor. O sebeple doğrudan kütüphaneci olarak ben değil, bir bilim adamı olarak ben veri nasıl işlenir, veri nedir? Öncelikle onu size anlatacağım. Fakat görüyorsunuz ait 2017 diye bir hashtag var. Ben bu sunumu biraz farklı hazırladım. Bu interaktif bir sunum olacak. İstediğiniz zaman bu sunumda bana mesaj gönderebilirsiniz. Twitter'da gönderdiğiniz mesajlar sunumun burasında interaktif olarak çıkacak. Bu yöntemi ben yaptım. Bu sistemi ben yaptım ama fikrimi yıllar önce başka bir konferanstan birisi bana vermişti. Ama daha dünyada böyle bir şey zannediyorum yapılmadı. Bunu siz de ilk defa deneyimleyeceksiniz. O yüzden hiç durmayın. Cep telefonlarınızda sık sık tweet atın. Zeki, rica etsem. Biraz kulağa başlayabilir miyiz? Atıyor çünkü ses. Ses rahatsız ediyor. Evet. Şimdi nasıl? Tamam. Evet. Dediğim gibi burada sormak istediklerinizi, yorumlarınızı bu alana girebilirsiniz. Ben de buradan bakar onlara cevap verebilirim. Bu şekilde interaktif bir sunum gerçekleştirebiliriz. Dediğim gibi burada açık veri gerçek yer yok. Burada gerçek anlamda veriden bahsedeceğiz. Veri nasıl işlenir, bilim adamı veri nasıl işler, biz nasıl veri işleriz onlardan bahsedeceğiz. Ve sonlarına doğru da küçük bir sunumumuz olacak. Ona da hazırlık oldunuz. Evet, şimdi veri. Veri para demek biliyorsunuz. Veri işlerseniz nasıl para kazanırsınız, ne kadar para kazanırsınız? Aslında işin aslı bu. Yani her şeyin en azından gideceği yer para. Bunu Payscale diye bir Amerikan sitesinden aldım. Veri bilimci ve bu sitede kendi mesleğinizi aratabilirsiniz, kütüphaneciyi aratabilirsiniz Payscale'de. Ortalama kütüphaneci ne kadar kazanıyor? Bir doktor, bir bilim adamı ne kadar kazanıyor verebilirsiniz. Bu sitede veri bilimci 2781 tane veri bilimci var. Ve yaklaşık kazançları burada görülüyor. Zannediyorum 60 bin ile 157 bin yıllık ödemeler yıllık yapıyor biliyorsunuz. 60 bin dolar ile 157 bin dolar arasında para kazanıyor. Bunlara bonuslar dahil değil. Bonuslar eklendikçe bu miktarlar daha da çoğalabilir. Burada veri analisti var. Ve bir veri bilimci var. Veri analisti şu an 6.562 olarak görünüyor. Ama artık veri analisti kullanılmıyor. Veri analisti değil, veri bilimciye doğru bir iş var. İstatistikçi zaten görüyorsunuz 629'lara kadar düşmüş. Artık istatistik neredeyse hiç kalmayacak. Evet, veri bilimci. Evet, şimdi bu sunumdaki tek bilimsel şey, bunlar çok tek bir pratik olacak. Öncelikle veri bilimine başlamak lazım. Tabii ki bir bilgisayarla başlıyoruz. Fakat bir veri işlem yapmakçı matematik bilmeniz gerekiyor. Yani bilgisayar ve matematik ikisi bir araya gelince de yapay zeka ve makine öğrenmesi gerekiyor ki makine öğrenmesinin nasıl olduğunu biraz sonra size göstereceğim burada. Ve alan bilgisi. Yani hangi alanda çalışacaksınız, veriniz hangi alanda ilgili? Genel bir veri diye bir şey yok. Çok özel alanlar olabilir, havayla ilgili olabilir, suyla ilgili olabilir, çevreyle ilgili olabilir. O konuyla ilgili istatistik ve veri işlem yapabileceksiniz. Veri bilimi artık her şeyin ortasında gördüğünüz gibi. Önceden istatistik de her şeyin ortasında. Artık veri bilimi bütün hepsinin ortasını alıyoruz. Şimdi veri bilimde hangi araçlar kullanılıyor? Ben buraya özgür yazılım olanları aldım. Ben özgür yazılım
tutkunuyum ve bir seneden beri özgür yazılımı kullanıyorum. Ve dünyada yavaş yavaş özgür yazılımı gidiyor. Ama bu hayatta yine ticari olanlar da aldım. Mesela SHS, mesela ticari bir şekilde kullanılıyor. Burada Nahor, Azure, Ömer, DHCP ama diğer hepsi özgür yazılım. Örneğin, R. Çok eski bir proje, 20 senelik bir proje. Öncelikle R proje olarak piyasaya çıktı, yani kullanılmaya başlandı. Daha sonra o kadar çok yaygınlık kazandı ki bir proje katıldı, direkt R olarak oldu. Daha sonra ona birisi bir ara bölüm giydirdi, daha güzel kullansın diye. R olarak popüler hale geldi ve dünyadaki veriler işleyen insanların büyük bir çoğunluğu artık RESTİK'i kullanaraktan verilerle çıkıyorlar. Niye böyle şeyler kullanılıyor? Çünkü bu gibi programlar için tek sınır bilgisayarın hafızasıdır. Eğer bunlar da diğer programlar olduğu gibi birkaç yüz satırlık veriler değil, milyonlarca satırlık, 10 milyon satırlık, 20 milyon satırlık verileri işliyoruz. Biz de komitede RESTİK'i öyle 2 milyon satırlık bir metodoloji verisini inceliyoruz. Bunu normal bir programla, grafikte arayüzle işlemek zaten imkansız. Buna kod yaratmış diyoruz. Fakat red popülerliğini artık kaybetmeye başladı. Python. Ve Python'un bazı kütüphaneleri var. Şimdi kütüphane kavramını da bahsedeyim. Ana bir satı var ve ona ek olan, yani her şeyde bir kütüphane oluyor. Pandas, NumPy, Tkflow gibi kütüphanelerle de Python altında verileri işlemeye başlıyoruz. Evet. Orası artık teorik değil. Şimdi gerçek anlamda neler yapılabilir? Şimdi veri bilimi çok büyük bir alan. Bir kişi her şeyi yapmıyor. Yani size de olabilir. Eğer bu miktarları kazanmak istiyorsanız kendinize bu pastadan bir pay alabilirsiniz. Bakın. Veri bilimsel projeleri, bir veri bilimcinin yaptığı işin %80'i, yani akademik makaleler öyle geçer, veri bilimselidir. Veri o kadar süzük olur ki, yani sosyal bilimlerdeki verilerde özellikle, isim soyisim yanlış yazılır, isimler başa yazılır, bazen soyisimler başa yazılır. Hiç yazılmaz, bir de profesör denir, öteki de hiç ünvanı kullanılmaz. Aynı şekilde bilimsel verilerde de, mesela güneş verisine geliyorsunuz, veri uyuza akar çok orada bir boşluk olur, sonra akmaya devam eder. Bu arayı interpolasyon yaparaktan toplamamız gerekir. Bu gibi temsil işleri. Veri görüntüleme projeleri. Hani grafik çizmek. Eğer hiçbirini yapamıyorsanız, bir grafik kütüphanesini eğer biliyorsanız, bir görüntüleme projesine dahil olabilirsiniz. Makine öğrenme projeleri. Artık dedim ya, istatistik yöntemler terk ediliyor. Çünkü çok fazla miktarda ve çok büyük verilerimiz var. Bunlar basit yöntemlerle işlerimiz, x, y grafikler işlerimiz çok zor. Artık işin içinde yapay zeka ve makine öğrenmesi gerekiyor ki, bir örneği biraz onu size göstereceğim. Altyapı kurma geliştirme. İşletim sisteminden çok iyi anlıyorsunuzdur. Veriden hiç iyi anlamıyorsunuzdur. Bizim adımız zaten veriyle uğraşma. Siz de alt yapıyı kurarsınız. Bir şekilde projenin içine girersiniz. Ve verilerle hikaye anlatma. Bu çok önemli. Yani bir verideki iç ucunu yakalayabilmeniz lazım. Bu herkesin harcı değil. Yani veriyle haşır neşir oluyorsunuz. Ve işinize gidip gelecek olan sevdiğiniz veriyi bulmanız lazım. Yani hiç veriyle sevişmek gibi bir şey bu. Verinin içine her tarafını mıcıklıyorsunuz. Bu hikaye anlatmak çok önemli derde. Evet, şimdi makine öğrenmesinden hemen başlayalım. Makine öğrenmesi standart bir öğrenme yöntemi var. Buraya ben şimdi kodları getiriyorum ben size. Ve mesela burada bir insanın boyu, ağırlığı ve ayakkabı numarası yazıyor. Daha sonra da bu sayılara ait insanlar, erkek, kadın. Yani şu numaraları karşılık gelen kişi erkek veya kadın. Ondan sonra sistem bu numaralarla eğitiliyor ve bir prediction tahmin yapması isteniyor. Mesela 150, 60, 42 numaralı kişi kimdir diye ve kadın çıkıyor. Çok basit bir kod.
Şimdi ben onu görünce hemen kütüphanecilere uyandım dedim. Uyarladım. Ama bu slaytın sonunda çok kötü bir şey olacak. Yani kütüphanecilere ve doğumuna kadar bir şey. Evet. Bu sefer az önceki slayt sayılarla ilgiliydi. Şimdiki text kültürünü verilmiş text verilmiş. O yüzden farklı kütüphane kullanmak üzere kaldım. Text mod diye örnek kullandım. Hemen kütüphanedeki kitapların bir CVC dosyasını indirdim. Özellikle teknik kısımlarla ilgili olanı. Daha sonra eğitim için o içinden ayıklamaya başladım belirli bölümleri. Ve sistemi eğitim. 1, 2, 3, 4, 5. satırda sistemi eğitiyorum. Ve ondan sonra sisteme elimdeki bir kitap aldım. Kitabın konusunu tahmin etmesini söyleyeceğim. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Sistem çalışıyor ve read diyor kitabın ayrıcılık olarak da tahmin ediyor. Altı konu. İşimiz yavaş yavaş elimizden alınıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bizim elimiz Türk'tür. Bizim elimizdeki kitaplar zaten Türkçe. Biz buradan yurtarız diyorsunuz. Print bu sefer kanat gelirse isimli Türkçe bir kitabın konusunu tahmin etmesini söyledi. Iron Man. Yani 6 satırlık kodla kütüphanecilerin tahtı sallandı. Bu kadar. Evet, bu da kitabı. İşte İTÜ'deki Türkiye'nin en iyi kütüphanecileri katalogladığı kitap. Onlar da Iron Man demişler zaten bu kitaba. Yani bir site var, will robot take my job? Yani robotlar işimi alacak mı diye bir incelemenizi öneririm. Orada yaklaşık 600 tane mesleği yakın bir zamanda robotlar tarafından ele geçirme oranları söyleniyor. Kütüphanecilik %65'lerde. Yani hiç rahat olmayalım, kendimizi bir şekilde geliştirmeye çalışalım. Robotlar bizim elimizi yakında işimizi elimizden alabilir. Evet. Şimdi bu arada benim hiçbir slide var ama gerçek projelerden bahsetmeye başlıyorum. Bunlar işin eğlenceli tarafı. Bu projede Serafin Hoca ile birlikte çalışıyoruz. Size bu projeyi anlatayım. Burası bizim kampüsümüzün haritası. Burada da şurada bir start var. Büyüklüğünü burada anlayabilirsiniz. Şurada bir havuz var. Şimdi şurada şu bölgede uzaya doğru antenlerle veri gönderiyoruz. Yine o sıradan yansıyor buradan gönderilenleri ve şuradaki yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki antenlere geliyor. Burada havuzumuz var. Ve bu veri tekrar buraya giderek yani buradaki şu bilgisayarlarda şurada iki tane Linux bilgisayar var ki benim bu projeye dahil olma sebebimdir. İşleyerek de burada bizim fakülte buradaki fiber hattan fakültedeki büyük hard disklerinde kaydediliyor. Şimdi benim buradaki görevim Linux tüm bildiğim için sistem NASA ile bir ortak kurdu. NASA'dan oraya geldiler. Sistemi kurdular. Ben de Linux olduğum için işin Linux kısmının sorumluluğunu aldım. Bu iki bilgisayarı kullanıyordum. Normalde veriler buradaydı. Fakat buraya gelen verimiz uzun süre depolamak istedik ve ben bu sisteme müdahale ederek de SNS diye bir altyapıyla şuradaki başka bir Linux makineye yedeklenmesini sağladım. Ama verileri burada her 5 dakikada 300 MB veri üretiliyor. Günde 86 GB veri üretiyoruz. Yani Zeno verili günde 50 GB'dan fazla veri atamazsınız. Biz de her gün 86 GB veri üretiyoruz. Aylık 2,5 terabayt, yıllık 30 terabayt verimiz var. Çok büyük bir rakam. Ve bu yıllardan beri devam ediyor. Biz de bunu sağlayabilmek için buradaki sunucu devamlı disk ekleyerekten yaklaşık 100 terabaytlık alana ulaştık. Evet, bakın bir veri bilinci çalışıyor. Yani veri bilinci her bilgisayarda çalışmıyor. Bazen böyle yerler sunuyor. Ben orada antenlere giden bir değerler ölçüyorum. Benim bizim olaraktan. Evet. Senet Can Kurçak CERN'de çalışıyor. Ben aralarında bazıları biliyorsunuzdur.
ünlü birisidir. Sörmeyi bir şey yoktur, muhakkak onu televizyona çıkardılar. Şimdi onun yaptığı yayınlara bir bakalım. Kerem Sörde birlikte çalışıyor. Yani diğer binlerce kullanıcıya birlikte. Deney yapmıyor. Yapılan deneylerin verilerini işliyor. Buradaki yayındaki sayılar değişken alınmış sayılar. Bakın 643 tane yayın. Şurada görebileceksiniz. Açık erişimlik yayınları çoğu silik olduğu için göremiyorum ben buradan. Devox Science'da 229 tane yayın. Ve ekinde son derece yüksek. İkide bir numara. Yalnızca ve işleyerekten bu yayın sayıları Merkez Kütüphane'den Ebru gönderdiler. Teşekkür ediyorum. Türkiye'de bir numara. Yaptığı iş güride girip login olup veri işlemek. Evet, bu da CERN'in verilinen bir görüntü. Görüyorsunuz binlerce bilgisayar oluşuyor. Bu da benim dahil olduğum başka bir proje. Burada da veri işliyoruz. Bakın burada gözenekli bir ortam var. Gözenekli ortamda ısı yayılıyor. Bir yerden giriyor, bir yerden çıkıyor. Bunun gelecek analiz ediyorum ben bu projede. İşte altyapıdan değil, doğrudan görüntüleme yapıyorum. Fakat onun önce şu kitaptan size biraz bahsedeyim. Bu kitap hoca bildiğimiz çok çok kullanılan ticari bir otomasyon programı ile yazmaya başladı. Tabii bu otomasyon programını siz de kullanıyorsunuz. Yani ilk 15-20 sayfada siz 20 sayfada hiç sorun yok. Ama buna bir kitap yazmaya baktığınız zaman 100. sayfadan sonra sorunlar çıkmaya başlıyor. Yine çıktı. Biz müdahale ben Linux kullanıyorum normalde. Windows kullanmıyorum. Böyle şeyler karışmıyor ama benden yardım istiyorlar. Ne yapayım? Gittim hocaya yardım etmeye kalktım. Çalıştım. Çözemedik sorunu. En sonunda şirketin merkezine yazdık. Onlar hemen geri döndüler ama sorunu söylemediler. Dediler ki aracılık merkezimize yazın. Oraya da yazdık. Oradan hiç cevap gelmedi. Ben hemen fırsat buldum tabii ki. Hemen bok attım. Dedi ki hocam dedim. Linux diye bir şey var. Ben de X var dedim. Yani niye uğraşıyorsun böyle şeylerle dedim. Ki o sırada bir mucize oldu. Hocamız farklı programları işlerin temelini bıraktı. Kitabını yazmayı bıraktı. Bütün bilgisayarlarına Linux kurdu. LaTeX kullanmaya başladı. Bu kitabı sıfırdan tekrar LaTeX'te yazdı. Özgür yazılımlarla. Şimdi şuradaki grafiklere dikkatinizi çekiyorum. Bunlar ticari programlarda verilmişler. Şeyler, grafikler. Daha sonra ben projeye dahil oldum. Ve Python'la bu grafikleri aynı yerlerden bu grafikleri öğretmeye başladık. Bakın data shape olarak ben burada 2704 satırdan oluşan ve 3 kolondan oluşan bir yapıyı analiz ediyor. Python kullandık burada. Python sayıları işleyen NumPy kütüphanesini kullandık. Görüntüleme için de matplotlib kütüphanesini kullandık. Ve 3 boyutlu bu grafiği çok rahat bir şekilde elde ettik. Öğrencilere niye bunu öneriyoruz? Çünkü aynı işlemi diğer programlarla tıklaya tıklaya yapılıyor. 2 dakikada kolay tıklıyorsunuz, tıklıyorsunuz, tıklıyorsunuz. Bu sonucu elde ediyorsunuz. Burada ise öğrenci adım adım görüyor her şeyi. Önce uygulamayı çağırıyor, daha sonra orada bir grafik oluşturacağını söylüyor. Daha sonra veriyi sütunlara ayırıyor. Teker teker 3 sütunu X, Y ve Z olarak da ve daha sonra sütunlara ayrılan veriden grafik çiziyor. Burada ben öğreniyorum. Yerinizde tıklıyor. Yani biz millet olarak da tıklamayı çok seviyoruz. Yani ama tıklamanın bir deneyi var yani. Evet, burada yine başka bir VST'inde görüyorsunuz. Özür yazılımlarla. Artık NASA'da, mesela NASA'da IDEA kullanılıyor. Mesela bir projedeki grafikleri çoğu IDEA ile öğretilmişti. Ama artık NASA'da IDEA ile öğretiyor. O da kitaba geçiyor. Matplotlib kullanmaya başlıyor. Özür yazılımın, özgür verinin değeri gittikçe yükseliyor. Evet, burada da bir grafik örneği. Burada mesela akış duvarlara çarparak da bir
kutu içinde dolaşıyor gördüğünüz gibi. Kuyuver diye bir akış grafiği bu. Bir kere burada ise X, Y'nin yerinde Z yok. Hız ve o sıradaki ısı değeri var. Ve 2200 satırlık bir veri setinden üretilmiş bir grafik. Bunları ben ürettim. Evet, yine başka bir proje. Buradaki veriler çok ilginç. Burada veriyi kendimiz üretmiyoruz, internetten indiriyoruz. Açık veri kullanıyoruz burada. Nereden alıyoruz? WRF. Burası çok ilginç bir site. Bakın mesela şu veriyi inceleyelim. Şu veri her gün buraya konuluyor. Her gün. Ama bakın 1948'den günümüze kadar. Bu ne demektir? Eğer bu veriyi buradan alıp analiz ederseniz ama bu veriden 4,5 GB. Mesela doğduğunuz gün hava nasıl olabilirsiniz doğduğunuz yerde? Yani gerçek. Ya da hava durumu biliyorsunuz. Yani bunlar sürprizler değil. Mesela İngiltere'de bir hava şey olsa bir yükselmesi onun Türkiye'ye hangi yoldan geleceği belli. Orada bir hava hareketi görürseniz 3 gün sonra Türkiye'de yağmur yağacağını tahmin edebilirsiniz. Makine öğrenmesi, prediction. İşte bunun analizini yapıyoruz. VLF isimli bir program kurduk. Ben burada işletim sistemine destek veriyorum. Bilgisayar bildiğim için. Uygulamayı kuruyoruz. İşte bu veriyi her gün veri giriyor. Her gün 4,5 GB'leri indiriliyor sabah 7'de. 2 saat sürüyor. Analiz ediyoruz. Otomatik yapılıyor bu işler. Ve kısa bir süre sonra hava nasıl olacak? Herhangi bir bölgede. Mesela İzmir'de şu an burada hava nasıl olacak? Şu veriden bulabiliyoruz. Evet. Aynı şekilde sizin de indirebileceğiniz 2 günden beri konuşuluyor. Ben sizden fazla şey yapmayacağım, göstermeyeceğim bunları. Güzel olanlarını göstereceğim size. Biz orada veri indiriyorduk. Bakın akademik torrent. Bütün akademik veriler torrent sisteminde. Yani bütün bilgisayarlara dağıtılmış olarak ben buradan indirebilirim. Reddit mesela. Underground bir oluşum. Ama çok değerli veriler var. Buradan veri indirebilirsiniz. Datavol 2 günden beri konuşuluyor biliyorsunuz. Amerika'da her türlü veriyi, bakın Amerikalıların çok sevdiği bir sözü var. If money came from public, it is public. Eğer para kamudan geliyorsa o kamuya aittir. Dün bir arkadaş söyledi, NASA verileri saklıyor falan diye. NASA böyle bir şey yapamaz. Amerika'da şu kural vardır. Eğer bir şey ulusal bir tehdit oluşturmuyorsa 24 saat içinde açıklaması lazım. NASA'da 24 saat içinde verilerini muhakkak açıklar. Her şekilde. Eğer bir ulusal tehdit içermiyorsa o veri. Tek kural bu, başka bir kural yok. Tamam. Evet, şimdi veri depolama sistemlerinden hızlıca gidelim. Tabi bunları söylememiz lazım. Hemen geçiyorum. Hız ve kullanabilirsiniz. Sektim zamanlar böyle kullanıyorsunuz. Onu da sorun yok. Zenoda kullanabilirsiniz. Zenoda daha arkitektif bir yeri depolama için hız space'ten. Ama önemli olan bize kurum kendi karar vermesi. Onun yerine Zenoda mesela altyapısı Invenio diye bir kütüphane sistemi aslında Zenoda. Yani Zenoda'yı Invenio sisteminden alıp Zenoda'yı oluşturmuşlar. Siz Invenio sistemini alıp kendi kütüphane yazılımınızı yazabilirsiniz. Hiç sorun değil. Image diye bir sistem var. Bunu Almanlar yaptı. Max Planck Enstitüsü'nde. Bunu gidip gördüm orada. Ben kendim kullanabilir miyim diye baktım. Çok pratik geldi. Dosyalarınızı görebiliyorsunuz. Bütün metodları. Ekleyelim takdileri destekliyor. En güzel tarafı. Uzaktan gerçekten beni ekleyebiliyorsunuz. GeoPartal eğer veriniz bir grafik şey coğrafya verisi ise buraya bunu kullanabiliyorsunuz. Burada coğrafya etiketleme yapabiliyorsunuz. Şimdi artık sonuna geldi. Veri yerinizden dönen bir kapantı, bir şey oluştu. Bu noktada veri heyecanlandıran iki tane şeyden bahsedeceğim size. Gelecekte karşımıza çıkması olası olan. Bir tanesi Interplanetary File System. Bu öyle bir şey ki beni çok heyecanlandırırken bilgisayarımı da kurdum. Ben o kadar çok dosya sistemlerine uğraştım ki FAT, NFS, BRT, ZFS hepsinin birbirine çok benziyor, hepsinin sorunları
vardır ama internetten tarihlerinde bütün evler ya da internetten de isimler verir. Dünyadaki bütün ülkeler, efendim Mars, efendim uluslararası uzay istasyonu, hepsi tek bir tür sistemi. Her dosya, burada dizin sistemi yok. Her dosyanın bir kişi var. Siz internetten bir file sistemi dosyayı attığınız zaman dünyanın neresinde olursa olsun, ister Yeni Zelanda'da, Yeni Papua, Yeni Gine'de, nerede olursa olsun, tak o dosya görünüyor. Artık doğruya gerek yok, pentuğa gerek yok, internet adresi yazmaya gerek yok. Yani tak 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 diyeceğiz. Direkt olaraktan hash'i yazıyorsunuz. Açıyorsun bilgisayar hash'i yazıyorsun, tak o dosya başlarında. Artık yani belki repozitör yazılımları bile artık çöpe alınacak. Bu kadar repozitör yazılımlarında basit bir metadata da olacak. Dosya tak interconnector file sistemi üzerinden erişilecek tabiri yakın bir zamanda. Çünkü burada dizin sistemi yok. Yani şu dizinin yeri yok, orada dosya yok, başka bir dizinin yeri, orada dosya yok, oradan başka bir dizinin altta. Her şey tek bir yerde. Ve çift dosya yok, duplike yok. Bir dosya replike ediyor diğer taraftan. Birçok yerde aynı anda oluyor. Mesela bir dosyaya en fazla istek Amerika'dan geliyor. Ve dosyanın birçok kopyaları orada. Ama sistemde o tek bir dosya olarak görülüyor. Sistem otomatik olarak duplikasyonuna engelliyor. Ve bu kim işine yarayacak? Tabii ki araştırmacıların, kütüphanecilerin, servis sağlayıcıların. Çünkü dosyalara artık tek bir noktadan değil, birçok noktadan dağıtık olaraktan erişim olacak. Yani şurada gördüğünüz gibi, bakın burada dağıtık bir mimari var. Bakın, size bilinç altınıza yavaş yavaş vermeye çalışıyoruz. Veriler kullarda ve birbirlerine bağlantılı. Burada bir bomba patlarsa eğer, buradaki veriyi kullanabilirsiniz. Ama eski sistemde krallar vardı. Bunlar Facebook oluyor, Twitter oluyor, efendim Google oluyor bu krallar. Burada bir bomba patlarsa bütün veriniz gider. Çünkü bunlar için veri paradır, maliyettir. Bunlar veriyi size verir, bir para karşılığı verirler. Ve tek bir noktada tutarlar. Ama internet internetleri faal sistemde dağıtık olarak da. Tıpkı burada olduğu gibi. Ne savaş, ne düşmanlıklar hiçbir şey verinin paylaşılmasını engellemez. OpenMind da beni heyecanlandıran diğer bir şey. Direkt veriyle ilgili bir web sitesi. Hatta biraz... 3 saniye daha veriyorum. Ben de yeter. Ama neyse. OpenMind da verinizi eğitebiliyorsunuz. Modelinizi eğitebiliyorsunuz. Oraya verinizden para da kazanabiliyorsunuz. Size ödeme Bitcoin ile yapılıyor. Buranın güzel tarafı, burada Federated Learning ve Homework and Teaching diye iki tane teknoloji kullanılıyor. Beni çok iyi anlatıyor bunlar. Federated Learning şey demek, verinizi tek bir büyük ana merkeze değil, grid içindeki farklı bilgisayarlarla eğitebiliyorsunuz. Homomorphic Encryption ise şudur. Model para, yani veri açık olacak. Veri açık ama model paralı olabilir. Çünkü model askeri olabilir. Modeli oluşturan firmadan ona bütün ömrünü vermiştir. Bütün uygulamalarını vermiştir ve açmak istemeyebilir. Ama bu modelin elinde sonunda açık verilerle eğitilmesi lazım. İşte bu durumda model homomorfik ve encryption'la şifreleniyor. Modeli göremiyorsunuz. Ama eskiden şifrelenmiş bir şey hiçbir işe yaramazdı. Burada ise homomorfik mod encryption'la şifrelenmiş veriyi, modeli veriye uyguladığınızda ortaya yeni bir hash çıkıyor. Ve model sahibi anahtarı o hash'i dekrypt edebiliyor. Ve modeli eğitmiş oluyor. Bu durumda veriniz sahibi buradan para kazanıyor. Modeli sahibi ise modelini eğitmiş oluyor. Ve veri de iki tarafta kazançlı oluyor. Evet. Az kaldı. Arkadaşlar, kütüphanecisiniz, bilim adamısınız, yöneticisiniz, fark etmez. Size öğütlerim olacak. Artık laboratuvar kullanmıyoruz, artık tüm telefon kullanmıyoruz, artık birçok şeyi kullanmıyoruz teknolojik şeyi. Çünkü teknolojik şeylerin süresi var. Ama biz 5000 yıllık bir şey kullanıyoruz. Biz yazıyı kullanıyoruz. Veri eskimez.
Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayın. Veri eskimez. Veri her durumda kaydedin. Kaydedin. Yakalayın. Nerede olursa olsun veriyi bulup durumunuza kaydedin. Ve hiçbir şey yapamıyorsanız arşivleyiniz. Hiçbir zaman üzerine yazmayınız. Eski veriyi alanını sildi, eski verisini yerine yenisini yazayım demeyiniz. Arşivleyin. Görüyorsunuz artık makine öğrenmesi diye bir şey var, yapay zeka diye bir şey var. Artık bütün verilerin tabular olmasına gerek yok. Yani sütunlardan oluşmasına gerek yok. Biz her türlü verinin içinden değerli veriyi çıkartıp alabiliriz. Yeter ki hiçbir şey yapamıyorsanız arşivleyiniz. Şimdi... Zeki rica edeceğim. Biraz hızla toparlarsak bir soruları hiç vakit kalmayacak. Evet, tamam. Evet, veri bilinci için en önemli şeyleri söyleyecektim. Aslında benim için en önemli şeyler bu anlattıklarım değil, biliyor musunuz? Yani benim anlattıklarım söylerseniz analitik ve teknik olan şeylerdi. Analitik yetenekler ve teknik yetenekler de öğretilebilir. Bir veri bilinci için olması gereken şey merak, mizah anlayışı, hikaye anlatma yeteneği ve tutku. Başka hiçbir şey değil. Eğer bunlardan birkaç tanesi sizde varsa çok iyi bir verebilir olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim.